Peki derbiye dair çok fazla soru var, özellikle Galatasaray cephesinde ki bugün yazılı basında da gündemde milli ara dönüşü oynanacak Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın golcü anlamında sahada nasıl oynayacağı, çift forvet oynamasını bekliyoruz ama o çift forvetin Mustafa Muhammed Halil mi, Jagne Halil mi, Jagne Mustafa Muhammed mi, hangi ikili olacağı merak ediliyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, evet 3 santrfor olmasına rağmen gol bulmada sıkıntı yaşamalarının önüne geçeceklerini, buna bir çözüm bulacaklarını ifade etmişlerdi. Buradaki çözüm bulma sahada çift forvet oynayarak mı olacak? Nevzat Dindar, nasıl değerlendirirsiniz? Bence Galatasaray'ın ikinci forveti ne Cagne ne Muhammed olur. Galatasaray'ın ikinci forveti taraftarı olur Fenerbahçe maçı için. Çünkü Birinci forveti kim Galatasaray'ın? Halil şu an daha birinci forvet. İkinci forvet ben taraftar. Çünkü o gün ambiyans ve stadın full olmasını düşünürsek Galatasaray'ın istediği, yani bu gençleri hareketlendirecek, coşturacak ortam için uygun bir maç. Ama Fenerbahçe'de iki forveti denemek için riskli bir rakip. Yani Fenerbahçe'ye de deplasman oyunlarına ve kendisine denk takımlara karşı stratejisine Pereira'nın oyun formasyonuna baktığımız zaman sıkıntı yaratabilen, ki Trabzonspor maçı da dahil olmak üzere orada 10 kişi kalmasa başka bir senaryo konuşacaktık ve lider bir Fenerbahçe vardı. Birden çözüldü orada Fenerbahçe. Yani o işte Ali Koç'la ilgili böyle bir şey de yapalım. Duygusal şeyi götüremiyorlar. Yani çabuk etkileniyorlar. Dolayısıyla çok fazla risk alabileceğiniz 2-3-4 forvet böyle bir şey yok. Rakibiniz de sonuçta sürekli belli bir anlayışı eleştiriliyor ama genelde denk takımlara karşı, büyük takımlara karşı problem Hatay deplasmanı bir örnek. Fenerbahçe bu maçları kazanabiliyor. Trabzonspor deplasmanı keza öyle. Fenerbahçe'nin problemi biraz daha şey takımlar. Yani kendisinden birkaç seviye alttaki takımlara karşı kazanması gereken maçları kazanamıyor. Sıkıntısı orada. Dolayısıyla Galatasaray açısından iki forvet konusu erken, ki daha iyi takımlarda oyuncular. Yani hoca kafasında oynamış mıdır? Onu beklemek lazım ama bence, yani benim tahminim, Galatasaray tek forvet oynar, ikinci forvet taraftarıdır. O göze bakıyorum ben. Peki Fatih Terim'in, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in evet bu sorunu çözmeliyiz. Gol yollarında yaşadığımız sıkıntıyı çözmeliyiz. Zin karşılığı çift forvet oynamayacaksa ne olacaktı? Valla üçü de oynasa o problemi çözecek gibi gözükmüyor zaten. Neden? Cagne başka bir seviyede. Beşiktaş maçında oynatıyorsun. Yok. Muhammed yeni yeni toparladı. Halil gol atamıyor. Üçünün toplamı bir Falcao etmiyor. Yani totale vurduğunda şu an şey anlamında, sayısal anlamda Falcao gidip İspanya'da Yine sakatlandı. şey yarı sağlam haliyle de gol atıyor ama en azından. Ama yine sakatlandı. Yine Olsun. 3 ay galiba İstatistiği var. sahalardan uzak kalacak. İstatistiği var. Karşılığı var. Şimdi mesele sayısal anlamda değil, yani şey de söylüyor. Kuntz da diyor. Yani sadece golcüler üzerinden biz forveti, golü konuşamayız. Yani gol olayı sadece bir Burak, Serdar ya da işte Cagne, Muhammed meselesi değil. Bu bir takım. Yani takım halinde hareket etmek gerekiyor. Galatasaray'ın Avrupa'da genellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda bir stratejisi var. Bu tutuyor. Orta sahayı üçlemek. Bu plan tutuyor. Fenerbahçe fazla risk alabileceğiniz işte bir takım da değil yani. Orta sahası hücum kurgusu nasıl olur? Sence şu Galatasaray'sın. an evet. Yani burada ben biraz daha üçlü orta sahaya dönüşüm bu maç için ideal gibi Hangi görüyorum. üçlü olur? İsim isim. Yani belli Taylan, Çıkıldağ, Berkan üçlüsünü yine Evet. kullanacaktır hoca. Milli takımdan dönecek oyunculara da bakmak lazım. Orada kim ne kadar süre aldı, yıpranma sürelerine göre. Belki Muhammed'le başlayacak, belki Halil'le başlayacak. Yani hoca o detaylara da dikkat ediyor. Şimdi iki maç üst üste oynamış oyuncu ile belki Çıkıldağ problemli gelecek. Ortaya sahayı bu sefer farklı bir denklemde kurgulayacaksınız. Evet. Diğer taraftan Feghouli denklemin içerisine girmiş. Feghouli'yi kullanma durumunuz olacak. Feghouli'yi oynatırsanız Kerem vazgeçilmezleriniz aranızda. O zaman o tarafta üçlü orta sahaysa Halil şu an diyorum ama yarın
Muhammed tabaya girdi. Yani gol de atmaya başladı. O özgüveni de yakaladı. Yani bu biraz bence milli takımlardan nasıl döneceklerine, ne kadar hırpalandıklarına bağlı. Ama iki forvet konusu tereddütlüyüm. Yani ben iki forvet için riskli bir maç olarak görüyorum. Fenerbahçe, yani bu riski bu Fener, daha önce alırdınız. Fenerbahçe maçı riskli bir maç olur. Hemen Taner'e de sorayım. Yani güzel detaylı izah etti Nevzat Dindar. Ben de iki forvet anlayışının olacağını düşünmüyorum bu karşılaşmada. Ama Galatasaray'ı yoracak o noktalardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin savunma hattının ben çok dayanıklı bir savunma hattı olduğu düşüncesindeyim. O yüzden de bu hattı açmak için de ceza sahası dışından özellikle uzaktan vuruşlara da muhtemelen Galatasaray ihtiyaç duyacaktır. Çikaldao, Murutan, Kerem gibi oyuncular da bu anlamda kritik bir rol üstlenebilirler. Çünkü oyunun ceza sahası dışı etkinliğini arttırmanız gerekecek. Çünkü Fenerbahçe bir hava hakimiyeti yüksek oyunculara sahip, savunma oyuncularına sahip. Oyunun geneline bakarsak evet problemliler ama savunma anlayışında böyle bir durumları var. İkincisi, merkezden oyunu kuran takımlara karşı Fenerbahçe dirençli bir şekilde duvar örebiliyor. Her ne kadar Fenerbahçe taraftarları zaman zaman Gustavo'yu tabiri caizse ki kendi ifadeleri de el freni, takımı frenliyor diye tabir etseler bile Gustavo'nun şu an yaşadığı durum daha önce yine Vitor Pereira döneminde Mehmet Topal'la Josef de Souza yaşamıştı. Orada da yine Fenerbahçe dönem dönem kötü gittiğinde faturayı hemen arkada merkez orta saha savunma yapan orta sahaya kesilir. Çünkü kafalarda hep şu vardır, orta sahada mı hücum yapar. Gustavo'yu oradan çıkartın, Fenerbahçe'nin ceza sahasına girme oranları rakibin %20-%30 yukarıya çıkar. O yüzden de merkezden ataklarda aslında Fenerbahçe iyi direnç gösteriyor. O yüzden Galatasaray'ın biraz kanat oyununu bu karşılaşmada iyi değerlendirmesi gerekecek gibi duruyor. Bir de Ceyda, belki Taner de burada ne diyeceğini merak ettim. Galatasaray geçiş hücumlarında özellikle bu denk takımlara karşı Avrupa maçlarında problem yaşamıyor. Yani hızlı hücumlardaki Fenerbahçe, arkaya atılan toplarda Fenerbahçe o tuzağa düşebilecek bir takım. Yani hurra hücuma gidip birden böyle arkaya Kerem ya da Fegül'ün bir pasıyla Fenerbahçe bu şeyi düşebilir. Galatasaray'ın problemi kapalı savunmalara karşı. Yani o set hücumlarında problem yaşıyor. Bakalım nasıl çalışacak Fenerbahçe. Yani bu Galatasaray'ın geçiş hücumlarına ne kadar izin verecek? Artı Fenerbahçe Galatasaray'dan tehdit oluşturabilecek noktada duran topları olabilir. Fenerbahçe'nin duran toplarda hava hakimiyeti yüksek çok sayıda oyuncusu var. Galatasaray'da o eşleşme problemi yaşayabilir. Evet, Galatasaray'ın hava topu yüzdesi düşük. Peki derbiye dair şu soru da çok var. Spor Ajansı etiketine bizleri izleyenler, dinleyenler sorularını, görüşlerini yazıyorlar. 10 puanlık fark bir takımda, diğer takımda 9 puanlık bir fark. Derbiyi kaybedenin şampiyonluk yarışında, iddiasında devamı nasıl olur diye soruyorlar. Ben kopar diyorum. Yarıştan kopar. Derbiyi kaybeden yarıştan kopar. Ben öyle düşünmüyorum. Trabzonspor karşılaşması ne olacak ona da bakmak lazım. Yani derbiyi kaybedersiniz tamam. Ama Trabzonspor da haftayı yenik kapatırsa o zaman bu haftanın tölerisi daha kolay olur. O yüzden de biraz Trabzon maçının sonucu da belirleyici olacak. Ama geride daha çok hafta var. Ve bu ligde 3 puanlı sistemde bu maçı kaybetseniz de fark 13 puana da çıksa liderler aranızdaki puan farkı. Bu 13 puanlık farkı kapatmak zaman zaman rakipler seri mağlubiyetler alabiliyorlar. Seri kazanamama durumları yaşayabiliyorlar. O yüzden kapanamayacak bir fark değil şu anda. Şimdi şöyle bir şey Ceyda. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu sezonda biraz da Beşiktaş'ı içine katarsak birbirlerini kurtaran nokta diğerinin kötü olması. Yani diğerlerinden biri Trabzon'un yerinde olsaydı örneğin Galatasaray'ın şu an mesela Trabzonspor'un yerinde şu an Fenerbahçe olsaydı biz Galatasaray'da daha farklı konuşurduk. Yani ya da Trabzonspor'un yerinde şu an Galatasaray olsaydı daha farklı konuşurduk. Bu da etkili. Yani birbirlerinin başarısızlığından besleniyorlar aslında. Yani hayat buluyorlar. Dolayısıyla biraz da Trabzonspor ya da geçmişte Başakşehir daha fazla şey yapmıyor, hasar yaratmıyor. Ama ben bunu bir kopma maçı olarak görüyorum. Hem mental açıdan özellikle. Çünkü her iki takımın da Avrupası olacak ama lige tutunma maçı bu maç. Beşiktaş denklemin içerisine girecek. Yani Trabzonspor bu yarışta yalnız kalmayacak diye düşünüyorum. Trabzonspor'un yalnız kalmayacağının özellikle Avrupa'dan elenmiş, tamamen bu ligin çok üzerinde kadro kalitesiyle lige odaklanmış
Beşiktaş'ın kesinlikle bu yarışın içerisinde, yani Trabzonspor böyle aldım başımı yok, öyle bir müsaade etmezler. Beşiktaş gelecek yani. Burada Beşiktaş gelecek derken şundan dolayı diyorum. Avrupa'dan elenecek, hem fiziksel olarak daha az yıpranacak, hem de kadro kalitesi zaten üst seviyede. Yabana atmayalım yani. Dolayısıyla Galatasaray Fenerbahçe açısındansa kaybeden farkı özellikle Fenerbahçe'de çok büyük sıkıntılar olur. Pereira tartışılır ama daha önemlisi artık Fenerbahçe'de ciddi şekilde Ali Koç tartışılıyor. Muhalefet maçlarda yapılan tezahüratlar, şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda Ali Koç'un kredisi de azalıyor. Her ne kadar sizi Barcelona koltuğuna yakıştırsak da Fenerbahçe, Taner'in dediği gibi farklı.